Merhaba arkadaşlar. Basın fotoğrafçılığı dersimizin 3. ünitesinde sizlerle birlikteyiz. Bu ünitede basında fotoğraf kullanımını sizlerle birlikte öğreneceğiz. Basında fotoğraf kullanımı ünitemizi tamamladığımızda basında fotoğraf kullanımının nedenlerini, fotoğrafın basında kullanım tarihsel sürecini, basın fotoğrafçılığının gelişimini sağlayan unsurları, basın fotoğrafının dikkat çekici özelliğini, basın fotoğrafının haber içeriğine olan katkılarını, fotoğrafın gazete sayfasına kattığı görsellik unsurlarını tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Üçüncü ünitemizin konu başlıkları ise şu şekilde sıralanıyor. Basında fotoğraf kullanımının nedenleri, basında fotoğraf kullanımının tarihi, fotoğrafın haber sunumu öğesi olarak kullanımı, basın fotoğrafının haber içeriğine olan katkıları, fotoğrafın gazete sayfasına kattığı görsellik, sayfa tasarımı için fotoğraf konu başlıkları yer almaktadır. Basında fotoğraf kullanımı ünitesi hem fotoğrafın sahip olduğu estetik değerler göz önünde bulundurularak e, fotoğrafın bir haber sunumu üyesi olarak kullanılması hem de içeriye, içeriye aktarabilmedeki etkinliği dikkate alınarak fotoğrafın haberin içeriğine katkıları başlıkları altında iki ayrı şekilde ele alınacaktır. Basında fotoğraf kullanımının nedenleri. Fotoğraflar basında en vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Haberler fotoğraf ile daha görsel, daha keyifli ve daha inandırıcı bir şekilde okuyuculara iletilir. Türkiye'de gazetelerde ilaveler hariç sadece bir ana e, gazetede ortalama olarak her gün 100 kadar fotoğraf çıkmaktadır. Fotoğrafsız gazete sayfası görmek neredeyse imkansızdır. Fotoğrafçılar olay yerine mutlaka gidip okuyucuların neredeyse e, tümünün ilgisini çekecek şekilde fotoğraflar çekebilirler. Basın fotoğraflarının gazete ve dergilerde ayrıcalıklı bir konum vardır bu yüzden. E, gazetede ve e, web sayfalarında dergilerde ve hatta televizyonlarda bile e, basın fotoğraflarına e, rastlamak mümkündür. Basında fotoğraf kullanımının tarihi 1800'lerin 1800 yılların sonlarına dek teknik olarak fotoğrafı gazeteye basmak mümkün değildi. O dönemin en önemli gelişmesi fotoğrafların fotomekanik olarak yeniden üretimini sağlayan yarım ton tekniğiyle gazetelere basılmasının bulunmasıydı. 1888 yılında New York Daily Graphic Gazetesi bu teknik yöntem sayesinde gazete sayfasına orijinalinden üretilmiş ilk fotoğrafı bastı. Gazete ve dergi sayfalarındaki fotoğraflar yer verilmesi konusundaki gelişmeler, bütün dünya savaşında en üst noktaya çıktı. Gazetelerdeki bu ilgi çekici durum, e, açıkçası e, televizyon gündeme gelene kadar, yani televizyon yayını başlayana kadar e, radyo'nun önünde bir başat olarak devam etti. Bu fotoğraf, basın fotoğraflarında yeni bir kimlik de kazandırdı. Özellikle 1950'lerin ortalarında televizyonun yaygınlaşmasıyla basılı e, medyanın e, o önde giden e, halini gerilere düşürdü. Televizyonda baş edebilmek için e, fotoğraf tekniği ile ilgili ve basın tekniği ile ilgili yeni gelişmeler basın fotoğrafının e, daha etkili bir şekilde kullanılmasına haber metinlerinde ve özellikle gazetelerde dergilerde arttırdı. Televizyonun yaygınlaşması gazetelerin varlığı ciddi bir tehdit oluşturdu. Habercilikte hem gerçeğe uygun görüntüler sunmak hem de e, daha hızlı bir şekilde... E, e, haberi vermek konusunda te televizyonlar e, gazetelere göre, basılı materyalere göre daha avantajlı konumdaydılar. Ayrıca haberleri almak için gereken tek çaba televizyonun karşısına geçip oturmaktı. Yani bunun için bir okuma etkinliğine girişmek için özel bir çaba sarf etmenize hatta okuma yazmanıza dahi bilmek okuma yazma dahi bilmek gerekmiyordu. Gazetelerde bu büyük rekabet savaşında olabildiğince daha az hasarla çıkabilmek için görsel yanlarını güçlendirecek fotoğraflara daha fazla önem vermeye başladılar. Fotoğrafın haber sunum öğesi olarak kullanımı. Basında fotoğraf kullanmanın temel amacı yazı yazıyla çok sıkıcı ve tek düz olan gazeteleri görsel açıdan biraz renklendirmek ve aynı zamanda gazeteleri daha zevkli okunabilir hale getirmek. Bir iletişim aracı olarak yüzeyi kullanan insan usunda canlandırdığı görüntüleri kullandığı yüzeyin teknolojisi, malzemesi ve tekniğiyle o yüzeye aktarır ve böylece görüntü oluşturur. Gazetenin en önemli sayfaları olan, birinci sayfalarında en çok kullanılan görsel, öyleyse haber fotoğraflarıdır. Fotoğraflar gazete içindeki haberlerin reklamını yaparlar. Özellikle sarım basını olarak adlandırılan magazin basını ya da magazin gazeteleri fotoğrafa özellikle bir ağırlık verir. Fotoğrafların dikkat çekici yönü aynı zamanda birlikte sunulan sunulan haberin içeriğine doğrudan bir etkisi vardır. Onların e, bu etkisi e, haberlerin inandırıcılığı açısından dan da öne olumlu pozitif bir e, tarafı vardır. Fotoğraflar gözü çeker, ilgiyi toplar, e, okuyucunun e, habere odaklanmasını sağlar. Fotoğraflar okuyucu fotoğraflar okuyucuyu e, bilgiye çağıran en önemli unsurlardır. Fotoğraf sayesinde okuyucu ilgili haberi ne kadar önemli olduğuna e, fotoğraf sayesinde ikna olur. Fotoğraflar bu işlevi yerine getirebilmek için haberle ilgili bilgiye ve aynı zamanda okurun e, dikkatini habere toplayacak derecede görsel e, etkiye sahip olacak, bilgiye sahip olacak, estetiğe sahip de olmaları gerekir. Fotoğraflı haberler okuyucuya daha egemendir ve okuyucunun ilgisini e, fotoğrafsız haberlerden e, daha fazla e, çekerler. E, Basın fotoğrafının haberin içeriğine olan katkıları, bu konuyu e, herhangi bir konuyu göstererek anlatmak, kitle iletişim araçlarında e, araçların yaygınlaşmasıyla doğal olarak fotoğrafın e, fotoğrafın haberden ayrılmaz bir parça haline gelmesine neden olmuştur. Bir haberin sunumunda fotoğraf kullanılmasının e, haberi çeşitli yararları vardır. Bunların başında haber demetinin gerçekleştirdiği işlevi fotoğrafın üstlenmesi gerekir. Bu başka bir deyişle yazılı haberin fotoğraf kullanarak etkisine arttırılması demektir. Fotoğrafın haberin içeriğine katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz. İşte inanırlık, e, e, tanımlama, orada olma duygusu, e, başka şeyler çağrıştırma, durağanlık, biçen ve tutarlılık e, önemli e, katkılardır. Şimdi bunları tek tek açıklayalım. Önce inanırlık. Fotoğraflar kinlik. Fotoğraflarımızdaki Foto fotoğraflar kimlik fotoğraflarımızdaki gibi fotoğrafı çekilen şeyin ya da konunun gerçekten kendisi gibi algılanır. Var olmayan bir şeyin fotoğrafı da olamaz. Fotoğrafın okuyucu kitlesini bilgilendirme ve inandırma gücü insanların fotoğrafın e, yanılmazlığı ve nesnelliğine olan inancından da kaynaklanmaktadır. Çünkü fotoğrafta gördüğümüz şey asıl olan şeydir aslında. E, görünüşleri yani fotoğraf konuları ne görünüyorsa onu gösterir. Bu işlevi öyle başarılı şekilde yaparlar ki insanlar... E, görsel tanımlamaları bile kimliklerinde yer alan fotoğraflarla karşılaştırılarak yapılır. Yani e, fotoğraflı bir kimlik kartı sınavlara girerken fotoğraflı, fotoğraflı bir kimlik kartı yanınızda bulundurun denmesinin sebebi budur. Aslımızdır aslında o bizim. Orada olma duygusu yaratır. Orada olma duygusu fotoğrafa bakan kişinin fotoğrafın çekildiği anda kendisine olay yerindeymiş gibi hissetmesini sağlar. Her fotoğraf orada bulunmanın bir e, e, sertifikasıdır. Gazete sayfasındaki fotoğraflar okuyucunun dünyanın her coğrafyasındaki gözlerinin ki basın fotoğrafçısıdır bunlar. Onların gördükleri şeydir aslında bizim gazetelerde ya da dergilerde gördüğümüz şeyler. Bizim adımıza görürler ve bunun haberini yapmak üzere fotoğrafını çekerler. Basında haberin gerçekleştiği mekana gitme zorunda olan tek kişi foto muhabiridir. Dolayısıyla bizim adımıza görürler ve bizim adımıza bunu görüntü haline getirerek önümüze sererler. E, fotoğrafın başka şeyler çağrıştırma etkisi, fotoğrafın başka şeyler çağrıştırma gücü, görünüşünün ve özel e, içeriğin e, ötesinde başka anlamlara sahip olma gücünden de kaynaklanır. E, fotoğraf tarafsız ya da edilgen değildir. Yani içeriği ne gösteriyorsa, onun dışında belki o içeriğin altında gizlenmiş başka anlamlar, yan anlamlar da olabilir. Bu birden fazla anlamlar yaratan görüntüler de içerebilir. O yüzden fotoğrafın başka konuları, başka şeyleri çağrıştırma etkisi de vardır. Diğeri duranlıktır. Basın fotoğraflarının sunumunda duranlık iki farklı şekilde açıklanır. Birincisi fotoğrafın gazete, dergi, internet sayfası gibi duran bir ortamda sunulmasından kaynaklanır. Bu yani bir televizyon gibi değildir, sabittir bu. Dolayısıyla fotoğrafın üzerine basılı olduğu nesneyi bizim alıp okumamız... Ne zaman istesek, ne zaman canımız isterse e, yapsak bile sonuçta e, bizim e, e, ilgimize muhtaçtır. Bu, bu sebepten dolayı durağındır. İkincisi ise fotoğrafın kendisi zaten durağın bir görüntüdür. Yani hareketli bir video gibi, e, e, televizyon görüntüsü gibi değildir. Bu e, çekim aşamasında belki bir takım zorluklar yaratır ama tek bir karelik görüntünün getirdiği e, olay ya da işte o görüntü... E, insanın kafasında kalması, aklında tutulabilmesi bakımından da önemlidir. Biçem burada en önemli katkılardan bir tanesidir. Bir fotoğrafın biçemi yani tarzı basılacağı yayının yaklaşımını ya da sunum yöntemine etki eder. Fotoğraflar basıldığı iletişim aracının kendi plastik değerleriyle yer alır. Örnek olarak ciddi bir gazeteye basacağınız çok renkli bir karnaval fotoğrafı gazetenin tüm imajını değiştirecektir. Ya da tam tersine siyahların ağırlıkta olduğu ciddi bir e, gazetede bir e, fotoğraf gazeteye ağır başlı bir hava e, kazandıracaktır. Fotoğraflar gazete ve dergi sayfalarının e, süsüdür aslında. Diğer bir katkısı da tutarlılık. E, fotoğrafın tutarlılık bakımından diğer durağan görüntü üretme tekniklerine olan en önemli üstünlüğü mekanik bir e, anlatım aracı olmasından kaynaklanır. Bütün teknik ölçütler dikkate alındığında, fotoğraflar, resimler, bir illüstrasyonlarla karşılaştırıldığında, e, anlatım olarak çok daha üstün bir tutarlığa sahiptir. Çünkü olanın aynısıdır aslında. Fotoğraf gerçek görüntünün çok daha üstün bir e, e, tutarlığına da sahiptir. Yani diğer başka şeylerle karşılaştırılır. Çünkü bize olduğu gibi yansıtma e, söz konusudur olduğu görüntü şey için gösterdiği görüntü bakımından. Fotoğraf gerçek görüntünün aslında uygun bir halidir. Aynı görüntü aslında sayısı da, da çoğaltılabilir. Dolayısıyla bu bakımdan da tutarlıdır. Yani her görüntü, yani daha doğrusu her çoğaltılmış bir görüntü birbiriyle aynıdır. Farklı bir şeyler yapmazsanız, siz eğer onun üzerinde özel bir oynama yapmıyorsanız. Fotoğrafın üretim aşamasında belirlenen teknik kalitesi mekanik bir süreç olduğunda bu teknolojiyi kullanan herkes tarafından aynı teknik kaliteye de ulaşabilir. fotoğrafın gazete sayfasına kattığı görsellik. Gazeteler görsel kitle iletişim araçlarıdır. İletilerini görsel olarak yayarlar ve okuyucular da bu iletileri görme duyarlılığıyla ile, duyularıyla algılarlar. Bu yüzden gazeteler görsel iletişimin en etkili biçimde kullanılmaya çalışır. Kullanıldıkları malzemeler, işte yazı fontları, Yazı karakterleri, fotoğraflar, çizim, tablo ve ilustrasyonlar gibi görsel sanat öğeleridir. fotoğraflarda. Sonuçta hem yazı hem de diğer görsel sanat önerileri olarak kullanılan malzemelerin tümü görseldir. Amaç bu malzemeleri uyumlu bir şekilde sunmak ve okuyucuya göstermektir. Fotoğrafın gazete sayfasına kattığı görsellikleri üç ana başlıkta açıklayabiliriz. Bir tanesi ilgi, ikincisi yeniden üretim kalitesi, üçüncüsü ise görsel düzenlemedir. İlk önce ilgiyi açıklayalım. E, gazete sayfasında sunum öğeleri e, okuyucunun gözünü çeken mıknatızlara benzetilebilir. Amaçları psikolojideki görsel algılama eklerinden hareket ederek e, gazete sayfasına bakan okuyucunun Bakışlarını haberlere çekmek ve gazete sayfasına okutabilecek uzunlukta gazetenin üzerinde tutabilmektir. Yani bir fotoğraf sayesinde bir haberi fotoğrafsız bir habere göre çok daha uzun süre okutma e, olasılığınız vardır. Bu bakımdan psikolojik e, görsel algılama ilkelerinden kasıt bu. E, bunu kastediyor. Yani bir fotoğraflı haberi diğer fotoğrafsız habere göre daha uzun süre <laughs> daha uzun süre okutabilirsiniz. Onun üzerinde okuyucunun ilgisini tutabilirsiniz. Diğeri yeniden üretim kalitesi. Gazete sayfasına basılacak görsel öğeler içinde bir olayın ya da nesnenin görüntüsünü gerçeğe en yakın şekilde yeniden üretebilecek olan da fotoğraftır. Yarım ton baskı tekniği sayesinde fotoğraf üzerinde görüntülen kesintisiz tam geçişleri aynen gazete sayfasına olduğu gibi aktarılabilir. Görsel düzenleme. Fotoğraf gazete sayfasındaki en dikkat çekici şeydir. Okur araştırmalarının belirttiği üzere yani bu alanda yapılmış bir sürü göz takip çalışmaları gözün nereye baktığını ve ne kadar süre nerede kaldığını araştıran gazete, çalışmalar araştırmalar var bu araştırmalara göre okurun sayfada diğer bütün öğelerden sonra ilk diğer bütün öğelerden önce fotoğrafı görür okur sayfadaki bir fotoğraf okuyucunun gözü için bir odak noktası oluşturmaktadır bu yüzden fotoğrafın sayfaya nasıl yerleştirildiği çok önemlidir. Gazete sayfası düzenlerken fotoğrafların sayfadaki yerleşimleri de çok önemlidir. Örneğin sayfanın bir tarafına çok fazla renkli ve daha görsel niteliği daha fazla ağır basacak fotoğraflar, illüstrasyonlar koyarken diğer bir tarafına görsel niteliği olmayan sadece metinden oluşan haber kümesi oluşturmak açıkçası o sayfanın okunabilirliğini azaltır. O yüzden görsel bir denge gözetmek adına fotoğrafların gazete sayfalarında dengeli bir şekilde Gözün ilgisini dağıtmayacak şekilde herkese her sayfadaki her habere aynı şekilde ilgisi olacak şekilde bir fotoğraf dengesiyle dağıtılması iyi olur. Sayfa tasarımcısı için basın fotoğrafının kullanımı. Gazetelerin görsel kimliklerinin oluşturulmasında fotoğrafının kullanımının önemli bir yeri vardır. Bir gazetesinin tasarım biçimi ve okuyucu kitlesi ki bu ikisi birbirine bağlıdır. Ne olursa olsun çağdaş sayfa tasarımının kullanımında tasarımında dikkate alınan bir yöntemdir ve bu yöntem içerisinde fotoğraflar, başlıklar ve reklamlar e, bunun e, bir parçasıdır. Gazetelerin yayın politikaları e, Hedefledikleri okuyucu kitlesine göre farklılık taşır. Farklı yayın politikalarına sahip olan gazeteler farklı bir görsel e, tasarım hazırlarlar. Yani daha magazinlenen içerikli bir gazetede ya da dergide daha fazla fotoğraf, daha renkli fotoğraflar kullanırken e, metin e, yoğunluklu, daha ciddi doğrudan e, bilgi vermek, e, doğrudan e, okuyucuyu bilgilendirmek üzere hazırlanan gazetelerde e, fotoğraf sayısı ve renkli fotoğraf sayısı daha azdır. Bu bakımdan gazeteler, Fotoğraf, basın fotoğrafçılarından farklı niteliklerde fotoğraflar isterler. Bu nitelikli telikleri beş farklı şekilde tarif edebiliriz. Birincisi sayfada büyük kullanılmak üzere bütün hatlarıyla olayı açıklayan bir fotoğraf. İkincisi bir detay fotoğrafı olayda ya da sahnede öykünün önemli bir kısmına ya da önemli bir detayını veren bir fotoğraf. Üçüncüsü yatay bir fotoğraf olay okurun ilgisini soldan sağa taşımak için kullanılır. Dördüncüsü ise dikey fotoğraf. Burada aynı üçüncüde olduğu gibi okurun ilgisini yukarıdan aşağı taşımak için kullanılır. Beşincisi ise değişik bir bakış açısı sağlayan bir fotoğraftır. Bu fotoğrafı bu fotoğraf bir ısmarlama fotoğrafta değildir açıkçası. Bunu basın fotoğrafçısının Yıllar içerisinde geçirdiği deneyim sonucunda ortaya çıkardığı fotoğraflardır bu fotoğraflar. Yani aynı birinci maddede söylediğimiz sayfada büyük kullanılmak üzere çekilen bir genel fotoğraf gibi çok farklı bir bakış açısıyla çekilen bir fotoğrafta gazetelerdeki görsel tasarım yönetmenlerinin ihtiyacını karşılayacak bir fotoğraftır. Üçüncü ünitemizin özet videosuna da anlatacaklarımız bu kadar. Sizler de iyi kampüs üzerindeki ek materyalleri kullanarak sınavlardaki başarılarınızı arttırabilirsiniz. Bundan sonraki ünitemizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.